Senin bu sakinleşmen falan hiç gerçekleşmeyecek diye ben yavaş yavaş ümidimi yitirmeye başlamıştım. Özür dilerim. Çok özür dilerim gerçekten. Ben senden bir şey saklamak falan değildi benim niyetim. Zaten bugüne kadar ne sakladıysam hepsi patladı. Düşünsene. Ben seni üzülme istedim. Bu kadar basit. Başka bir şey yok altında gerçekten. Ya bizimkilerin yaptığı geçici bir saçmalık. Ben avansı sen ödersin diye düşünmüştüm. Hakan Bey'le de konuşup bir şekilde sözleşmeyi fesheder diye ama... Avansı hallederiz. O kadar kötü durumda değilim ya. Ayrıca Hakan'la bir de ben konuşayım bakayım. Ne demek öyle sözleşmeyi feshetmemek falan? Yapamaz öyle bir şey. Ozan, ne yapacaksın? Kavga mı edeceksin adamla? Hayatım, yetmedi mi artık reklam olduğumuz? Peki sen ne yapacaksın hayatım? Çalışacak mısın? Bu mu yani? Ozan, ne yapalım? Hı? 1 milyonu gidip eline mi sayalım adamın? Sözleşmede kapı gibi madde var. Hem zaten benim artık Hakan Bey'le bir işim yok ki. Bundan sonra bir şey olduğunda Duygu'yla muhatap olacakmışım. Duygu döndü mü? Evet. Hatta beraber gibiler. Zaten olması gereken o. Hayatım, dediğim gibi set başlıyor zaten. Hakan Bey'le bir işim olmayacak. Bak, hem sen de bir maaşa kalmışsın. Bir şekilde hayatımızı kurmak, düzene sokmak için benim de çalışmam lazım. Ya tamam, ben para durumunu hallederim. Düşünme sen onu. Hakan ne dedi sana? Yani tam olarak ne dedi? Hayatım, ben Hakan Bey'le konuşmadım. Ben Asude Hanım'a söyledim, o konuşmuş. Şey işte, o da şey demiş, hani dizi başlıyor. Sözleşmenin bağlayıcılığı var. Yani beni çok zor durumda bırakırsınız demiş. Tamam. Şimdi kalkalım. Benim önemli bir toplantım var, tamam mı? Sonra konuşuruz. Bu konu daha kapanmadı. Ben bir de şirketin avukatıyla konuşacağım. Bir de o anlatsın bakayım neymiş bu sözleşmenin bağlayıcılığı falan. Bir de ondan dinleyelim. Pardon, hesabı alalım mı? Seni taksiye bırakayım, olur mu? Telefon da olmaz. Seninle konuşmam lazım. Ama lütfen bu görüşme aramızda kalsın. Duygu. Ne haber? Biraz merak içindeyim tabii ki. Bir çay alabilir miyim? Senin beni araman, ses tonun falan hayırdır? Aslında arayıp aramama konusunda biraz tereddüt ettim. Ama Hakan'ın da haksız yere ok altına girmesini istemedim. Bak, ben sizin sektörden değilim ama az çok biliyorum. Böyle sözleşme falan, bunların hepsi karşılıklı hoşgörüye dayanır. Değil mi Duygu? Siz de böyle çalışıyorsunuz. Peki Hakan, sözleşmeyi öne sürerken haklı mı sence? İşin aslı pek de öyle değil. Neymiş işin aslı? Ozan, bu konuşma aramızda kalacak. Hakan, Umut'a isterse sözleşmeyi yırtıp atabileceğini söyledi. Devam etmek isteyen Umut'tu. Ve senin bunu bilmeni istemedi.